İyi günler. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün programımızda iki değerli akademisyen arkadaşımız var. Aslında onlar aynı zamanda programın ev sahipleri. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar. Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci ve Doçent Doktor Emre Erdoğan arkadaşımız bizimle birlikte. Bugün enteresan bir kitabı tanıtacağız size. Geçen hafta itibariyle kamuoyuna tanıtımı yapıldı. Bizliğin aynasından yansıyanlar. Türkiye gençliğinde kimlikler ve ötekileştirme. Oldukça zor bir konu ve Türkiye'de de şu anda çok güncel olan bir konuyu gençlik alanında incelediniz. 2,5 yıllık bir emek var arkasında. Oldukça da geniş, farklı disiplinlerden akademisyenlerin ve uzmanların yer aldığı bir çalışma. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz programımıza da katıldığınız için. Bir TÜBİTAK projesi olduğunu da vurgulayarak hemen sözü sizlere bırakmak istiyorum Pınar Hocam. Bu projenin amacını ve gelişmesini kısaca özetlerseniz konumuza daha rahat girmiş olacağız. Çok teşekkürler. Aslında hakikaten son 2,5-3 yıldır üzerinde çalıştığımız bir şeyi nasıl sunacağımızı ya da nasıl özetleyeceğimizi söylemek çok zor ama belki yola çıkış noktamızı söyleyebiliriz. Bayağı kalabalık bir ekiple biz bu çalışmayı gerçekleştirdik. TÜBİTAK'ın 1001 araştırma projesi çerçevesinde yaptık ve bu kalabalık ekibin bir özelliği de disiplinler arası olmasıydı. Olması. Çünkü bu ötekileştirme ya da kimlik sosyal bilimin altında birçok disiplinin baktığı, çalıştığı, anlamaya çalıştığı bir kavram. Hatta bu kavramsal çerçevede de işte hangi kelimeler daha doğru, hangi kavramlar daha doğru hep tartıştık. Ama asıl sorunumuz ya da neden böyle bir çalışma dediğimizde, girişinde de ve sonucunda da söylediğimiz üzere biz ekip olarak bayağı uzun bir süredir aslında çocuk üzerine çalışıyoruz. Çocuğun iyi olma hali üzerine çalışıyoruz. Ve orada karşımıza çıkan şu olgu bizi hep biraz ürkütüyor, biraz şaşırtıyor. Çocuk çok kıymetli bir şey. Türkiye'de kimle konuşsanız, işte kendi çocukları özellikle hepimizin göz bebeği. Hepimiz hayatımızı onlara göre düzenlemeye çalışıyoruz. Onun için en iyisini istiyoruz. Fakat kendi çocuklarımız değil de diğerlerinin çocuklarına konuşurken, ki işte biz orada diğeriyle öteki farkı yaparak aslında öteki koyduğumuz, kendimizle aynı seviyede görmediğimiz kişilerin çocuklarından bahsederken, biz çok farklı vesilelerle onların çocuk olarak görülmediğini fark ettik. Ve bu bizi çok üzdü. Yani ekip olarak da nasıl oluyor da insanlar, nasıl oluyor da farklı kesimler, çünkü bu bir tek yerde karşımıza çıkan bir olgu değildi. Bir sürü farklı defalarda onlar çocuk bile değil cümlesini duyduk. Ve buradan yola çıkarak da... Bu çok acıtıcı bir şey. Çok acıtıcı bir şey ve yani biraz mantığını anlama ihtiyacı buradan oluştu. Yani nasıl oluyor da öylesi bizden uzak hale geliyor, öteki haline geliyor ki çocuğun bile çocuk olma özelliğini göz ardı edebiliyor. Çünkü kendisinin vicdanen rahat olması gerekiyor bu cümleyi söylerken. Ve bunun bir yolu da işte bizim literatürde de gördüğümüz insan dışı hale getirmek en uç. Yani çocuk dışı hale getirmek, insan dışı hale getirerek diyoruz ki rahat edebiliyoruz kendi vicdanımızla aynaya baktığımızda. Durabiliyoruz başka çocuklar o acıları ya da o yoklukları ya da o eşitsizlikleri yaşarken. Aslında çıkış noktamız buydu. Bundan sonra da şeye başladık. Yani bu tespiti hangi yaş gruplarında yaptınız? Yani bunu yaş grubu olarak gençlerde gördüğümüz bir şey değildi aslında. Toplumun dediğim gibi hani ailelerde konuştuğumuzda kamuoyundaki çok farklı gruplarla. Çünkü hem çalışma alanımız açısından çok farklı odaklar yapıyoruz bir sürü konuda. Hem de biraz de göç araştırmaları evet, çerçevesinde ama onun dışında çocuklarla ilgili de hem bu alanda sosyal politika üretenlerle hem farklı sivil toplum kuruluşlarıyla yani bu sadece bir grupta tespit ettiğimiz bir şey değildi. Zaten belki işin hani bizim açımızdan böyle merak uyandıran, anlamamız gerekiyor. Burada olan dinamik nasıl işliyor diye masanın önüne üstüne koyduğumuz sorunun nasıl derdi buradaydı. Yani nasıl bir insan
böyle bir şeyi içselleştirebilir ve kendisi bundan huzursuz olmaz. Ve giderek de çok doğalmış gibi. Çok doğal ve yani bence şöyle, bizim çalışmamızda başlarken aslında bunu biz Suriyeliler üzerine hiç kurgulamamıştık. Ama şu an çok rahat bunu her yerde duyabiliyoruz. Hani çok rahat insanlar işte çocuklarıyla ilgili bu konuları konuşabiliyorlar. Yani Suriyeli çocuklarla ilgili, ki hani orada da aslında bizim ısrarla altını çizmeye çalıştığımız, hani çocuğun çocuk olmaktan kaynaklanan hakkı var. Suriyeli ya da Türkiyeli ya da A değil, ya da B elbette değil. Çocuk olması. Hani buradan başlayan bir problemi anlama gayretiyle yola çıktık. Ve ondan sonra da dedik ki peki biz böyle bir araştırma tasarlayabilir miyiz? Literatürde ne var ne yok? Ötekileştirme ve aslında bizim TÜBİTAK araştırmasının başlığını tam okumak isterim. Lütfen. Diğeriyle karşılaşmada ötekileştirme ve ötekileştirmemeyi anlamak, Türkiye'de gençlerle empatiyi ve eşitliği tartışmak. Yani yola çıkışımızda da aslında baktığımız şey… Aslında araştırma künyesi de ekranımıza evet, geldi. Burada yani şeyi arkadaşlar söylememiz lazım. Birkaç altını çizmek istediğim nokta var bu başlıkta. Diğerini özellikle tuttuk. Türkçe'de çünkü böyle bir fark koyabiliyoruz. Yani bütün psikoloji literatürü insanın ben olmasını, kendi kimliğine sahip olmasını senle, oyla, diğeriyle olan ayrımından kurguluyor. Bu farklılık illa diğerini aşağıda koymayı gerektirmiyor. Yani diğeri benle eşit olabilir. Siz benden farklısınız, ben sizden farklıyım ama biz eşit olarak aynı toplumda, aynı haklara sahip olarak farklılıklarımızla beraber yaşayabiliriz. Bizim orada ötekiyle altını çizmeye çalıştığımız, literatürden besleyerek de koymaya çalıştığımız şey, nasıl oluyor da bazıları bu aynı seviyede değil, aşağıda görülüyor. Kendimle aynı değil, aynada kendimi büyük, yüce, yani işte başlıkta o yüzden yüzüğün aynasından yansıyanlar, erdemli, yüce değerlere sahip, gönlü bol, hani bütün güzel tarifler bizliğe geliyor. Ve diğeri ötekileştirdiğim noktada diğer bütün o kötü negatif şeyleri taşıyor. Evet. Bu bizim bulmacamızdı diyelim. Bunu anlama çabasıydı. Ve bunu yaparken tabii ötekileştirme bireysel düzeydeki bir eylem. Ama çok ciddi olarak toplumsalın içinde şekilleniyor. Sosyalizasyon çok önemli bir ayak. O yüzden de psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, çünkü bütün bunun içinde geçtiği bir toplumsal arka plan, siyasal arka plan var. Besleyen, üreten, yeniden üreten. Böyle bir ortamın içinde farklı disiplinlerle işte birbiriyle konuşarak bu araştırmayı tasarladık. Gençler olmasının da altında yatan evet, şey… Evet, onu soracaktım. Yani bulgu toplumun her kesiminde rastladığınız ama bir şey baktığımızda ama… daraltmayı tercih ettik. Evet. Birkaç açıdan önemli diye düşünüyoruz. Bir… Gençlik aslında gençlik süresinde kişinin çok önemli hayata bakış noktaları, genç olmak süreci içinde şekilleniyor. Yani biraz şeye bakmaya çalıştık aslında. Teşhisi oluşmakta ya da yeni karakteri ya da işte ne diyelim yetişkinlik evresinde başında olanlarla bu konuyu çalışarak aslında nasıl bir süreçte bu şekilleniyor? Ve gençler aslında birçok çalışmada bir yandan daha açık fikirli, farklılıklara daha sıcak bakan şeklinde de yansıtılıyor. Her çalışma bunu söylemese de. Böylesi bir dinamizmi daha rahat görmeye çalışmak. Çünkü baktığınız örneklemi büyüttükçe çeşitlilik ve giren farklılıklar var. Özellikle nesil çalışmalarında belli bir döneme odaklanmanın da önemli bir tarafı olduğunu görüyoruz. Yani o açıdan biraz daraltmak istedik. Bilmiyorum belki gençler Emre de… olarak belirlediniz. Evet, evet. Yani evet. Şeyi önemli buluyoruz çünkü. Hani bu çalışmanın araştırma metodolojisinde kullandığımız araçlar yetişkinlere de zaten yapılabilir, uygulanabilir. Ama bu çalışma çerçevesinde biz bu aralığı kullanmayı daha önemli bulduk. Bir de şeyi belirtmek lazım. Çok zor bir 2,5-3 yıla denk geldi çalışma. Yani Türkiye'nin koşulları evet, açısından. Türkiye çok zor dönemlerden, aslında bütün dünya çok zor dönemlerden geçiyor. Bunun içinde girdiğimiz işte ne diyelim, hem siyasal alandaki kutuplaştırıcı ortam ya da gerginlik ya da işte yaşanılan bütün şiddet
ölümler, terör olayları, bütün bunun içine girdik biz bu üç yıl içinde. Bütün bölgenin, sadece Türkiye değil tabii. Çok ciddi bir bölgenin. Şiddetin dünyanın aslında bir şekilde yaşadığı. Yani sınırları ne kadar yükseltirseniz yükseltin aslında güvenli hiçbir alanın olmadığı bir dünyada yaşamaya başladık. Daha önce de yaşıyorduk belki ama bu 2,5-3 yıl gerçekten bunun çok fazla gördüğümüz bir şeydi. Hatta kitabın girişinde bir özet yapmaya çalıştık. Yani sadece orada özetlediğimiz halini üst üste okuyunca bile daha fazla devam etmek istemeyeceğimiz bir dünya var resimde. Bunun da tabii ki etkisi oldu. Yani bizim çünkü dizaynımız... Zamanın uzamasında. Zaman bu kadar öngörmüştük zaten. Öyle mi? Uzatmadık. Ama şöyle yani mülakatları yaptık 37 kişiyle. Sonra odaklarımızı yaptık, sonra anketi yaptık. Her durumda içinde olduğumuz ortam değişiyordu. Yani bu her zaman sosyal bilim çalışmasında olan bir şey ama bunda biraz daha da fazla oldu diyebiliriz belki de. İnsanların algıları değişiyor, tercihleri ifade edişleri biraz değişti. Bunları da söylemek lazım. Belki diğer şeylere geçmeden bir araştırma ekibini de yansıtabilirsek. Evet, onu da Emre Hocam'dan evet, rica edeceğim. Ondan sonra diğer detaylara. Farklı disiplinler evet. Dediniz. Neden farklı disiplinlere ihtiyaç olduğunu da kısaca özetleyebilirsiniz. Şimdi şöyle, zaten 2001 kısmı 2008'den beri çocuk meselesine bir arada yaşıyor. Çünkü çocuk kesişimsel bir alana oturuyor. Sadece siyaset bilimi ya da sadece sosyolojinin ya da psikolojinin alanı değil. Hepsinin birbiriyle konuşması gereken bir alana geliyor. 2001 kısmında zaten buradan devraldık. Pınar var, proje koordinatörü olarak görev yaptı, siyaset bilimci olarak. Ben siyaset bilimci olarak yer aldım. Serra Müderrisoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden, kendisi gelişimsel psikoloji çalışır, klinisyendir, onu dahil ettik. Abdullah Karatay, sosyal hizmet, kendisi sosyologdur, Üsküdar Üniversitesi'nde sosyal hizmette görev yapıyor. Adi Sarıbay, o da Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ama kendisi sosyal psikologtur ve bilişsel psikologtur. O açıdan da onun katkısı bile çok fazla olduğunu bakış açısının. Başak Ekim Akkan var, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'nda yaşıyor. Kendisi sosyolog ama sosyal politika çalışıyor ve bizim empati kısmını o üstlendi daha çok çünkü sosyal politikanın ayrılmaz bir unsuru. Asistanlarımız vardı, Elif Sandal Önal, kendisi sosyal psikolog, bizde siyaset bilimi doktorası yapıyor. O bize sosyal psikoloji literatürünü getirdi. Siyasal psikolojide beraber çok çalışmamız var. Tuğçe Erçetin, o da siyaset bilimci İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. Bir de Hüseyin Yüksel arkadaşımız vardı. O da Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji'de. Şimdi kendisi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansı yapıyor. Gördüğünüz üzere çok farklı disiplinlerden ve farklı üniversitelerden, evet. Olabildiğince getirmeye çalıştık. Ortak dil tabii ki vardı daha önce gereken çalışmalarda ama burada çalışmanın çok bakış açılı olmasının avantajını çok yaşadık. Yani sadece makro ya da sadece mikro değil. Hepsine bakabildiğiniz, mikrodan makroya geçebildiğimiz bir meslek. Ki kitabın zaten literatür taramasının o kadar kalabalık olmasının sebebi o. Evet, bir araya kitabın getirmek. Kapağını da ekrana getirebilirse arkadaşlar çok iyi olur. Evet, bu kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıktı. Evet, çok çıktı. Taze, evet. Sıcak bir kitap. Ve 346 sayfalık bir kitap. Akademik değeri çok yüksek. Din izleyicilerimize hararetle öneriyoruz. Evet hocam. Biraz da ben yöntemi bahsedeyim. Genelde bu araştırmalarda yöntem çok gözükmüyor. Evet, anket yaptık, geldik. Bu biraz zor oldu bizim için. Bir derinlemesine görüşme formuyla başladık. Bir derinlemesi görüşme formu inşa ettik. O zaten yeterince vakit aldı ve bununla 37 gençle görüşme yaptık. Ama bunun öncesinde pilotu, eğitimi vesairesi vardı. Bunu da farklı kesimlerden yaptık. 13 kadın, 22 erkek, 2 LGBTİ birey olmak üzere ama konuştuğumuz insanların taşıdıkları bir kimlik, bir benlik duygusu vardı. Onun içerisinden konuştuk ve bu çok önemli oldu. Gönüllülerle konuştuk bu çerçevede. Eğitim olarak da farklı üzere. Evet. İçerisinde ev kadınları var, işsizler var. Farklı segmentleri almaya çalıştık. Çünkü şöyle bir şey var. Bu mekanizmaların biz evrensel olarak var olduğunu düşünüyoruz. Yani biraz önce size sordunuz. Sadece gençlerde değil, yaşlılarda, çocuklarda tabii, dahi tabii. Olabilecek evrensel mekanizmalardan bahsediyoruz. Ve belki ileride yine girdiniz. Karşılaştırma olarak farklı toplumlarda da olduğunu düşünüyoruz. Sadece Türkiye özgü değil. Dolayısıyla biz tekrarlanan her yerde görebileceğimiz bir mekanizma yaradığımız için farklı segmentlerle görüştük. Gördük de. Yani açıkçası kitapta hacimli bir kısmı bir şeye ayırdık. Derinlemesine görüşmelerden öğrendiklerimize. Orası bizim için çok verimli oldu. Kendi kelimeleriyle, kendi bakış açılarıyla
bunu anlatmaya çalıştık. Öyle cümleler var ki biz yazsak böylesini yazalım. Hazır diyeceğimiz cümleleri orada okuyabiliyoruz. Bunları hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda. Evet. Yani budur. Bu tabii şey de önemli. Yani zamansallık çok önemli. Çünkü 2015 yazında yaptık. Yani Haziran seçimleriyle Kasım seçimleri arasına denk geldi. Denemesine görüşmeler. Oranın havası görüşmelerde yansıyor ister istemez. Evet. Daha sonra odak gruplara geçtik. Odak gruplarda doğrudan siyasal kimlikler üzerinden yürüdük. Net olarak Alevi dedik, Kürt dedik, Ermeni dedik, Ülkücü dedik. Alevi grubunu Gazi Mahallesi'nde yaptık. Kürt arkadaşları okulumuza davet ettik. Ermeni arkadaşların yerlerine gittik, görüştük. Dolayısıyla onlarla beraber konuştuk. O da Mart-Nisan'a denk geldi. Net bir şekilde. Hani ikliminde nasıl değişiyor gözümüze canlansın. Anket çalışmasına geçtik. Anket çalışması da 11. versiyon sahaya çıktı. Yani 11 ayrı versiyon ve 4 ay sürdü soru formunun hazırlanması. Bu da bir metodolojik bir zorluktu. Çünkü internet şimdi sadece psikologlar olsa onlar belli soru bataryalarını tekrarlayarak yapabiliyorlar. Evet. Siyaset bilimci olarak biz soru yazmada çok daha rahatız. Aklımıza gelen soruyu yazıyoruz, yanıt alıyoruz. Bunları bir araya getirmek zorunda kaldık. 11 versiyonu büyük bir anket çıktı. uzun çıktı. Aslında çok olumsuz bir dönemde ama evet. Araştırma açısından da ve o da inanılmaz verimli bir kaynak söz konusu kesinlikle. Herhalde. O aslında da referandum dönemine denk geldi. Evet. Yani referandum öncesi ve sonrasına denk geldi. Biraz da referandumu geçti. Biz öncesine gelmiştik ama sahada her zaman bu tür bir zamanlama bir şey oluyor. Dolayısıyla hani 3 ayrı iklimi düşünebilirsiniz. Yani Haziran seçimleriyle Kasım seçimleri arasındaki iklimi düşünün. Daha sonrasındaki iklimi düşünün, referandum iklimini düşünün ve bunların olduğu yerlerde bunu gerçekleştirdik. O da zamansallık açısından çok ilginç bir şey de veriyor. Dönem. Şey, çok veriyor. İlginçti. Yani ekip açısından da zaman zaman tabii hepimiz yaşadığımız ortamın içinde etkileniyoruz ve hani kendi grup ekip toplantılarımızda da hani ne yapıyoruz? Bu noktada bu yapılabilir mi diye. Ama bir yandan da gerçekten hani hep deriz bir yandan şans bir yandan şanssızlıktır. Türkiye laboratuvar. Hani gerçekten belki böyle bir çalışmayı böyle bir anda yapmakta başka bir açıdan da tarihi bir not düşmek oldu. Şeyi de söylememiz gerekiyor. Odaklarda bir onu eklemek isterim. Bir de STK'larda gönüllü ya da profesyonel olarak çalışanlarla da bir odak yaptık. Çünkü mülakatlardan ve literatürden bildiğimiz bu tarz karşılaşmaların, yani özellikle STK'larda farklı alanlarda çalışan gençlerin diyelim ama yetişkinler için de aynı şeyi söyleyebiliriz, ötekileştirmeme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Biz de hani bunu bir görmek istedik. Açıkçası burada böyle daha bir şey var mı? Diyebiliriz. Empati duygusu daha fazla mı? Ya da onlar nasıl tecrübelerden geçmişler? Burada da yani hem literatürü ya da beklentilerimizi karşılayan hem de yer yer belki yaşanılan dönemden de kaynaklanan hani eskiden daha empatiydim ama artık değilim cümleleriyle çok güzel bir başka odak yaşadık. Bir de odaklarla ilgili söylemek istediğim orada şeyi çok sorduk. Yani bizim bu daha önce de çalıştığımız bir şeydi. Beraber yaşamak, nasıl beraber yaşayabiliriz? Hani bir tür gelecek hayali, ütopyalarını sormak gibi. Hani orada birçok açıdan bazı en azından gençlerin çok olumlu, çok ümitli olmadığını görmek bizi biraz üzdü. Hani böyle bir takım aslında kurduğumuz hayaller ya da kavramlar neredeyse aynı. İşte herkes adalet istiyor ya da herkes de eşitlik peşinde. Ama dünya okumasında farklılıklar çok net ortaya çıkıyor. Ve onun yarattığı bir beraber yaşamaya dair kaygı çok net çıktı odakta. Çünkü bu konuyu biraz daha açmaya çalıştık. Beraber onlarla bu konuyu tartışmaya çalıştık. Evet, burada hemen bir soru aklıma geliyor. Bu odak gruplar için bir tasarım yaptınız, sorularınızı hazırladınız. Bu kadar karmaşık bir dönemde o sorularda değişiklikler oldu mu? Yoksa başlangıçta belirlediğiniz çerçeve aynen uygulandı mı? Aslında hemen hemen aynen uygulandı. Çünkü bu şeydir, hani ünlü bir laftır. İnsan iki defa şaşırmış. Diğer insanların ne kadar farklı olduğunu gördüğü zaman, bir de ne kadar benzediklerini gördüğü zaman. Şimdi bu kadar farklı gruplarda, farklı zamanlarda karşılaştığınızda farklı öyküler duyacağını zannediyorsunuz ama öykü net olarak tekrarlıyor kendisini. Hani bir Alevi grubunda söylenen bir öyküyü değiştirin, Alevi yerine Ermeni koyun. Ermeni grubunda ya da Kürt grubunda yani milliyetçi grubunda duyma şansınız var. Hani bu da dediğim gibi evrensellik algımızı
biraz gösteriyor. Yani zamandan ve mekandan bağımsız bazı mekanizmaların var olduğunu görüyorsunuz. O da açıkçası çok değiştirmedik. Hemen hemen aynı şeyi yaptık. Yani derdimiz şeydi çünkü şu an biz Türkiye'deyiz, Türkiye'deki gençlerle çalışıyoruz ama mümkünse biz buraya bakarak çıkardığımız argümanları ya da teorik çerçeveyi, kavramsal çerçeveyi başka yerlere de taşıyabilir miyiz? Yani hem Türkiye'yi konuşuyoruz, Türkiye'deki işte bu beraber yaşamaya ya da yaşamamaya dair endişeyi paylaşıyoruz. Fakat dünyada da bunun çok benzerini görebiliyoruz. Bizim demin sorduğumuz işte başkasının çocuğunu, diğerinin çocuğunu ötekileştirdiği noktada çocuk olarak görmeme aslında bütün dünyada neredeyse gözlemleyebileceğimiz bir şey. Keşke öyle bir dünya olmasa. Ama tam da keşke öyle bir dünya, başka bir türlü dünyanın mümkün olması buradaki durumu iyi tespitten geçiyor. Yani tüm aslında kaygımız hani burada sadece bizim baktığımız genç grubunda bu var dediğimiz bir şey değil. Bu da bir şeyi derinlemesine analiz ederek ve oradan da ankete taşıyarak hani acaba buradan yola çıkarak başka yerlerde de aynısını tekrar edip yanlışladıklarımızı da değiştirerek anlaşılmaya, bu olaydaki farklı etkenleri tespit etmeye yönelik bir kaygı aslında. Evet, araştırmanın başında bir literatür araştırması yaptığınızı belirttiniz. Hem Türkiye içinde ve hem de yurt dışında. Kaynak, bu konudaki kaynaklar ne durumda? Yani şöyle bir şey var. Biz bayağı kapsamlı yaptık. Aslında kitaba bakanlara şöyle söyleyeyim. O kısmı atlayıp diğer kısımları okuyabilirler. Çünkü burası biraz daha belki bu alanda çalışacak akademisyenler için, master, doktora öğrencilerimiz için ama yani kıyamadık o kısmı azaltmaya. Evet. Çünkü bunun da derli toplu olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Şöyle bir şey, öncelikle sosyal bilimin altında, sosyolojide, felsefede bu öteki sorunsalı çok tartışılan bir şey. Ama psikoloji literatüründe de çok fazla var ve bunların birbiriyle konuşması çok sınırlı. Bizim ekip olarak şansımız, biz bunu zorlamaya çalıştık. Yani birbirimize öğretmeye, birbirimizden öğrenmeye çalıştık. Yine de şeyi itiraf etmek lazım, bu kolay bir şey değil. Yani bizim eskiye dayanan dostluklarımız olmasına rağmen hani kavramsal olarak işte toplum mu kullanıyoruz, grup mu kullanıyoruz en basiti. Yani bizlik halini biz topluluk olarak mı alıyoruz, toplum üstünden mi kurguluyoruz ya da grup kimliği üzerinden mi koyuyoruz kadar daha işin A'sı, B'si, C'sinde farklı disiplinlerin etkisi oluyor. O yüzden de biz mümkün olduğu kadar literatürde ne varı koymaya çalıştık. Bunu koyarken tabii belli bir takım, özellikle psikoloji yazınında belli bir takım ölçekler geliştirilmiş. İşte bir tanesini söyleyelim, diyelim ki ahlaki temeller kuramı deniyor ve orada bu nasıl ölçülecek? Ya da işte insan dışılaştırma, iç grubun yüceltilmesi gibi belli bir takım literatürde bizim bakmaya çalıştığımız şeylerle üst üste gelen kavramlar var ve bunların ölçümü metotları var. Ama genelde psikoloji üniversite öğrencileriyle çalışarak bunları geliştirmiş. Oysa biz anketi sahada uyguladık, Türkiye düzeyinde uyguladık. Araştırmamızın daha niteliksel kısmı İstanbul'a odaklıydı ama niceliksel sayısal kısmı tüm Türkiye'ydi. O yüzden de aslında bayağı emek vermiş, yani bu 11 tane farklı versiyona gitmesinin altında bu vardı. Çünkü çok ciddi bir işte pilot çalışmasıyla hangi sorular işliyor, hangileri çalışıyor, hangileri çalışmıyor. Bunu gerçekten ölçüyor mu? Çünkü bir üniversite öğrencisi grubuyla tüm Türkiye'yi, Türkiye gençliğinin temsili arasında bir fark var. Bunlara çok emek sarf edildi. Şöyle belki toparlamak lazım. Bir, sosyal bilimde ve psikoloji literatüründe ötekileştirme ile ilgili ne var? Bunu koymaya çalıştık. Sonra Türkiye'de bu alanda ne var? Bunu koymaya çalıştık. Bunun içinde ötekileştirmeme başlığı altında empati ile ilgili yazını da toparlamaya çalıştık. Ve bir de en son olarak Türkiye'de gençlik üzerine. O kısım biraz daha kısa ama hani ilgili bütün kaynaklara referans yine var. Böyle bir kocaman bir literatür taraması oldu. Sonrasında ise işte bunların hepsini birleştirdiğimiz bir noktadan gerekli ölçüm araçları ya da araştırma araçlarını geliştirdik. O yüzden de mesela derinlemesine mülakatta odaklandığımızla odakta odaklandığımız aynı değil. Yani hani değiştirdik mi, hayır değiştirmedik. Çünkü zaten baştan... Evet. Birinde daha kişisel o öyküyü, sosyalizasyon öyküsünü, kendi değerlerini anlamaya çalışmak vardı. Diğerinde ise o grup dinamiğinin içinde biraz daha o farklı gruplarla nasıl yaşamayı hayal ediyorlar, onları nasıl görüyorlar, o kendilik halinin biz
olarak dillendirdiğinde ötekileri nasıl kurguluyor o algılama çabası vardı. Evet, yabancı dilde yayın planlıyor muyuz? Yani bir iki tane yapmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü bunun derdi dediğim gibi sadece burayla konuşmak değil. Mümkünse başka yerlerde de tekrarlanabilecek çalışmalar. O zaman da bunun Türkçe olması bir kısıtlılık. Ama iyi koymak gerekiyor. Çünkü bu disiplinler arasılık bazen ya da disiplinler üstülük bazen bir açır, yani bana göre bir şart ama yayın açısından da zorlayıcı bir şey. Zorlayıcı, belki tabii. Şeyi söyleyebiliriz. Katalog, bunun kataloglanması, kitabın kataloglanmasında bile bayağı tartıştık arkadaşlarla. Yani hangi kavramlarla, evet, ve yani genel katalogların içinde, katalog kavramlarının içinde hangisi en uygunudur diye. Bu biraz bizim sosyal bilimin aslında işte giderek uzmanlaşmanın ve herkesin uzmanlaştığı alanda yayın yapma pratiğinin genel büyük resmi belki kaçırmamıza dahi bazen yol açan noktası diye bakıyorum. Yani disiplinler üstü bakmak zorundayız ama ilgili yayın ve yayın pratiği bunun üzerinden gitmiyor. Bu evet. Çok ilginç bir şey diye düşünüyorum. Demir Hocam, arkadaşlardan rica edelim bu demografisine ilişkin, evet, ankete katılanların. Biraz kimden bahsettiğimizi. Evet, onları sırasıyla ekrana alabilirler ben aslında. Ben kısaca özetleyeyim bu. Lütfen. Bunu özellikle altını çizmemizde fayda var. Bu yine daha önce tartıştık. Gençlerin iyi olma araştırmasından bahsederken de kafamızda bir genç kalıp yargısı var. Şimdi o kalıp yargı hayatta çok örtüşmüyor. O yüzden bir bazı rakamları vermekte fayda var. 1224 kişiyle görüşüldü. Türkiye'nin 18 ilinde Türkiye gençliğinin... Bu rakamı tekrarlayalım. 1224 kişiyle görüşüldü. 1224 kişiyle. Evet. Türkiye 18-29 yaş arası gençliği temsil eden... Bir örneklemle 18 ilde gerçekleştirildi Nisan ayında. %50 erkek, %50 kadın. Yaklaşık %50'si 18-23 yaş arasında, yaklaşık %50'si de 24-29 yaş arasında. %70'i bekar, hiç evlenmemiş. %26'sı evli. Genel kitle içerisinde %22'si çocuk sahibi. Demek ki evli olanların yaklaşık %80'den fazlası çocuk sahibi. Şimdi genç dediğimizde gözümüzde hep böyle bekar, üniversite öğrencisi... İyi, bunların bir kısmı gerçekten evli, barklı, çocuklu insanlar. Profesyonel hayatı var, olan, çalışan. %50'si, %60'ı eğitime devam etmiyor. %40'ı eğitime devam ediyor. Eğitime devam edenlerin yarısına yakını üniversite mezunu. Üniversitede devam ediyor %45. %16'sı 2 yıllık üniversitede, %20'de liseye devam ediyor. Şöyle bir baktığımız zaman... Bunların %76'sının bir şekilde sosyal güvenliği var çalıştığı yerden, %7'sinin aileden var, %12,5'unun yok. Yok. Aylık gelire baktığımız zaman %60'ından fazlasının 3000 TL geliri altında bir gelire sahip olduğunu görüyoruz. Bu beklediğimiz rakam. Ve bir de maddi durumlarına dair bir sübjektif algıyı soruyoruz. Nasıl maddi durumumuz diye. %10'u sık sık yemek ve kira gibi temel ihtiyaçlarımız için yeterli paramız olmaz demiş. %35'i maaştan maaşa ancak idare edebilecek kadar paramız var demiş. Bu da önemli bir şey, yani orta halinin altında bir kitlenden bahsediyoruz. Ev çalışanlar var burada, çoğunluğu erkek olan. Öğrenciler var, kadın ve erkek hemen hemen aynı oranda. Ev gençleri var. Bu işte ev kızıydı ama biraz daha gençletik erkekler de var. Bu arkadaşlar ne çalışıyorlar, ne okuyorlar, ne iş arıyorlar. Bunların da kaydeden bir oranı var. Yaklaşık %10-11 civarında da işsiz bir genç kitleden bahsediyoruz. Evet, o anlamda aslında gençliği bir yelpaze olarak ele aldınız. Kimlik itibariyle de farklılıklar var herhalde. Tabii. Bu bizim bunu biraz önce de belirtmiştiniz. Evet. Bizim başlangıç noktamız bu. Çok uzun zamandır geliştirdiğimiz bir şey. İnsanların kimliklerini ölçmek için farklı yöntemler var. Biz şunu kullanıyoruz. Şimdi size bir dizi grup sayacağız. Bu gruplardan bahsederken ne sıklıkla biz kelimesini kullanıyorsunuz diye soruyoruz. Ve birinci sırada ailem geliyor %94. İkinci sırada Türkler geliyor %76. Hemşirelerim de var. Buna ilişkin evet, grafiği geçersek. Tabloyu da alabilirsek ekrana. Evet hocam. Bu önemli bir şey. Şimdi açık uçlu olarak siz kendinizi kimden sayarsınız dediğimizde bu gelmiyor. Dolayısıyla biz böyle bir yöntem geliştirdik. Tabii ki herkes ailesinden biz diye bahsediyor %94 oranında. Söylediğim gibi Türkler bir ortak kimlik olarak %76 gibi gözüküyor. Ki demeyenler de var. Var, hissetmeyenler var. Hemşirelik var ve diye gidiyor.
Burada tabii biz bunu daha önce kitleye de, genel kitleye de sorduğumuz zaman biraz daha farklı rakamlar geliyordu ama ister istemez gençliğinden bahsettiğim zaman Türkiye'nin geri kalanından farklı bir kitleden bahsediyoruz. Mesela Türkiye'de üniversite mezunu olanların oranı %10'dur. Şimdi burada görüştüğümüz kişilerin yaklaşık %45 üniversite öğrencisi. O ister istemez daha eğitimli, bu da o beklenir, anne babalarından daha eğitimli kimselerle tartışıyoruz. Tabii ki kendi tanımlamaları da daha farklı oluyor. Burada o yüzden mesela benim üstünü çizmek istediğim eğitimli insanlar %70'e yakın bir oranda şeyde böyle değildir. Genel kitleye baktığımda eğitimli insanlar bu kadar yüksek değil, çıkmaz. Bu çok çok önemli ve Atatürkçüler, Kemalistler %51, laikler %50, modern insanlar %49 diye aşağı doğru çeşitli kimlikler yapıyoruz. Bir sonraki slide'a geçersek, peki diyoruz. Siz kendinizi bu kimliklerden bazılarına yakın hissettiniz. En yakın kendinizi hangisine hissediyorsunuz diyoruz ama bunun içerisinde ailem ve hemşehriler yok. Doğrudan siyasal kimliği almaya çalışıyoruz. Çünkü bizim araştırma kurgumuz bir derece siyasallaşmış kimlikler üzerinden oluşuyor. Tabii. Siyasal karşılığı. Konu da o kadar siyasallaşmış durumda ki. Bu olay o, zaten alt metin o. Bir kimliğin siyasallaşmama hali onun buharlaşmasına yol açıyor. Dedi bir bakış açımız var. Evet. İyi kimlikler siyasallaşıyorlar. Evet. %23 Türkler demiş. Güçlü kimlik. Atatürkçüler, Kemalistler %12, Kürtler %10, dindar insanlar %10, eğitimli insanlar %9 diye gitmiş. Bu şekilde baktığınız zaman demek ki herkes diyor. Burada şunu yapayım, yaklaşık %10'luk bir şey yok. Haşa sümme haşa, ben herhangi bir kimliğe dahil değilim demiş. Onu da aklımızda tutalım. Evet. Kimliğin reddi hali bizim odak gruplarda gördünüz. Ben kimlikler üstüyüm diyen insanlar da var. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi buradan hemen bulgulara geçmek istiyorum. Kalan süremizde 15 dakika içinde bulguları lütfen sizden dinleyelim. Ve tabii çözüm önerilerini de. Çünkü ilelebet devam etmesini istemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani şeyi belki koymamız lazım. Bu kimliklere odaklanmamızın aslında temel noktası kendimizi tarif etmemiz üzerinden diğerini öteki haline getiriyoruz. Yani grup kimliği ne kadar güçlü olursa diğerine karşı mesafemiz ve kendimizi yukarıda görüp onu aşağıda görmemiz arasında bir ilişki bulduk. Bu aslında beklediğimiz bir şeydi ama hani sayısal çalışanlar bilir. Hani bir hipotezle yola çıkıyorsunuz ama o hipotezi yanlışlayabilirsiniz de ya da en azından yanlışlamama becerisini gösterebilirsiniz. Bulgular beklenti size bunu. Beklenti düzeyi itibariyle evet. Yani daha biz, mı biz üste bunu, çıktı? Açıkçası biz bunu çıkmasını bekliyorduk ama çıkmaya da bilirdi. Yani kimliğin çok güçlü sahip olunması. Çünkü sorularımız arasında bu da var. Siz bunu tarif ediyorsunuz ama kendinizi o grubun iyi bir örneği, iyi bir temsilcisi olarak mı görüyorsunuz? Bu kimlik sizin için ne derecede önemli? Yani çünkü siz kendinizi A kimliğiyle tanımlayabilirsiniz ama sonraki aşamada sorduğumuz hani siz peki bu A grubuna ait olmayı önemseme dereceniz nedir? Burada iki türlü bir şey var grupta da yansıtıldığı üzere. Hani bir grubun üstünlüğü vurgusu, bu gruba ait oluyorum, bu grubun temsilcisiyim, bu grup benim için önemli çünkü bu grubun belli bir takım değerleriyle diğer gruplardan daha yukarıda. Diğerleriyle aynı şey değil. Yani diğerleri işte diğerleri cahil ama benim grubumdakiler değil. Evet. Çok özellikle söyleyeyim. Bir üstünlük. Ama bir başka şey de daha grup dışlanması ya da grup mağduriyeti diye. Yani aslında iki farklı ayağı var. Bunu da söylemek lazım. O da şu. Benim grubum öyle şeyler yaşadı ki o yüzden biz böyle farklıyız. Diğerleri de bunu görmediler, görmedi, yaşamadılar. Göz ardı etti, bunun sürecin içinden geçmedi gibi. Yani bu benden bize geçiş noktasında grubun üstünlüğü, grubun dışlanma pratikleri, grubun yüceltilmesi ve grubun mağduriyeti diye isimlendirdiğimiz dört tane ayak tespit etmeye çalıştık. Çünkü bu bulguları bir de nasıl okuyacağız var. Bir sürü şey var ama nasıl kavramsallaştıracağız. Grupla ortaklık ve grubun önemi de bizim bakmaya çalıştığımız bir şeydi. Evet, diğer slaytlara da geçebiliriz. Geçebiliriz. Evet. İşte bu grup dışlanmasında aşağıdaki sayılan yerlerde nasıl muamele görüyorsunuz sorusu var. Bizim sormaya çalıştığımız, daha önce de sorulduğu ve belki onu söyleyebilirsin. Kötü muamele görüyorsunuz diye. Bu dışlanma meselesi kategorik olarak bu önemli bir şey. İşte devlet
iş başvurularında %14 kötü muamele gördüğünü düşünüyormuş. Karakollarda %12. Bunlar aslında ebeveynlere göre daha iyimser rakamlar. Ebeveynlerde rakamlar daha yüksek ama bunların genç olduğunu akılda tutmakta fayda var. Bu gözünüzde bir apartheid toplumu canlansın. Bunun ekstrem vakası budur. Apartheid döneminde biz bir Güney Afrikalı siyahiye bu soruyu sorsaydık ne yanıt verirdi? İşte bu ekstrem vaka bu. Doğru. Ayrımcılığa uğrama duygusu. Bu çok önemli. Hep söyleniyor bunu 10 sene önce nasıldı bilmiyoruz ama 10 sene önce daha iyi olmayabilir. Çünkü o zaman da başka kimseler, başka kimlikler dışlanıyordu. Bu çok önemli bir şey. Evet, ebeveynlerle gençler tabii, arasındaki tabii onların deneyimi da esas olarak daha buradan kaynaklanıyor farklı. Tabii. Ama şeyi de söylemek lazım. Bizim derinlemesine mülakatlarda çok emek verdiğimiz bir alan bu sosyalizasyon süreciydi. Ve sosyalizasyonda aile, okul, mahalle, akranlar gibi genel bir şeyimiz vardı. Gençler ailelerin yaşadığı mağduriyetlere de çok ciddi olarak kendileri yaşamışçasını anlatıyorlar. Bu zaten yani gene literatürde bildiğimiz... Kolektif hafıza çok önemli ve tarihin okuması da bunun üzerinden oluyor. Yani Türkiye'deki mesela en önemli olayları sorduğumuzda bize farklı kimliklere sahip olan gençler farklı tarihi olaylara referans veriyorlar. Kendi ailelerin yaşadığı o mağduriyetleri farklı şekillerde aktarıyorlar. O zaman ne oluyor? Bir başka gerçeklik içinde o genç yanındaki arkadaşıyla aynı nesil, aynı dönem olsa da dünyayı görmesi, dünyayı yorumlaması o sosyalizasyonun etkisiyle oluyor. Burada şeyi de söylemeye çalıştık. Biz tabii ki kırılmalar oluyor. Farklı deneyimler, işte siyasal katılım, sivil katılım, sanatsal etkinlik, farklı karşılaşma, farklı gruplarla temas. Hiç öyle olacağını düşünmedim diyor mesela. Ya da bir STK grubuyla işte Doğu ve Güneydoğu'ya bir aktiviteye gidiyor ve öyle bir karşılaşma yaşıyor ki böyle bir algım yoktu diyor. Bunun farklı, tamamen farklı örnekleri de var. Burada şey bana çok önemli geliyor. Yani ailenin kendi hafızasını gence aktarması ama gencin kendi çıktığı yolculukta başka tür karşılaşmalarla başka bir yerde evriliyor olması ya da olmaması. Bu arada tabii şeyi de söylemek lazım. Belki zaman kalmaz diye buraya şey yapayım. Yani tabii ki orada verilen eğitim de çok önemli olduğunu görüyoruz. Evet. Yani belli üniversitelerde, belli farklı düşüncelere açık olma halinde birbirinin o farklı seslerine geliştirilen saygı çok karşımıza çıktı. Yani hatta bu da üzerinde hakikaten çok düşünmemiz gereken nasıl bir eğitim modeli kurgulamalıyız için çok ciddi ipuçları verdi. Bir de gençlere tavsiyeler açısından da bu çok önemli. Çok yani önemli. Ne kadar çok gezerlerse, ne kadar çok alanla ilişki kurarlarsa, sosyal hayatlarını ne kadar zenginleştirirlerse ve tabii ki eğitime de bu anlamda önem verirlerse. Yani eğitim orada zaten çok geniş anlamıyla yani sadece örgün eğitim değil. Aslında hepimizin hayat boyunca, hepimizin öğrenci olma halinin sürmesi gibi. Yani biz bu çalışmada çok şey öğrendik ve bu çalışma sonrasında da öğrenmeye devam edeceğiz bu alan. Çünkü baktığımız, düşündüğümüz bir alan. Hani gençlerin o karşılaşmalarını o yüzden çok önemli görüyoruz. Bizim daha başka yaptığımız özellikle tutum araştırmalarında hani temas hali. Yani temassa geçtiğimizde gerçekten dokunduğumuzda farklı gruplara o zaman başka tür bir öğrenmeye geçiyoruz. Çünkü ön yargıların kırıldığını görüyoruz. Evet. Bir de diğerine hani bakmamızda lütfen fayda var galiba. Diğeriyle ilişkiler. Evet, diğeri. Tablosunu bu, getirebiliriz. Biraz önce bahsettiğimiz nüansı hatırlatalım. Diğerinden ötekine geçiş dediğimiz bir şey var. Ama biz önce gelince kimliğini hatırlattık. Siz kimliğiniz bu demiştiniz, en baskın kimliğiniz. Evet. Peki bu gruba en uzak kim var demiştik. Şimdi yıllar önce şey hatırlıyorum, Hakan Yılmaz Hocayla Boğaziçi Üniversitesi'nden yaptığımız bir Türkiye'de ötekileştirme çalışma vardı. Oradakilerle hemen hemen aynı çıktı. Orada bütün Türkiye'yi temsil ediyordu. Birinci sırada eşcinseller geldi, %89. Bunlar benim gruba en uzaktır. Ateistler, dinsizler geldi, %86. Başka dinden olanlar %82. Azınlıklar %75. Aşırı dinciler %74 gibi bu grubun benimle alakası yok denmiş teker teker. Burada geziciler denen bir şey var. %68 başlı başına bir tartışma ama buna çok kafa yorduk. Gezici bir kimlik midir? Siyasallaşmış bir kimlik midir diye tartışıyoruz. Onu bıraktığımız kenara bırakalım ama birileri için öteki kimliği gezici. Tırnak içinde kullanması gerekiyor. Yani geziciler kendilerine düşük oranda biz geziciyiz diyorlar ama başka kimliğe sahip insanlar gezicileri ötekisi olarak görüyorlar.
Bu aklımızda bulunması gereken bir şey, nasıl bir kırılma olduğuyla alakalı. Yani o kırılma, hatta yarılma bile diyebiliriz. Evet. Türkiye'de hemen hemen her konuda önemli bir gezinin ne kadar, bir gezidir, bir 15 Temmuz'dur. Bunlar Türk toplumuna hani neredeyse bıçakla bir kez daha bölen sembolik alanlar. Çünkü 4-5 sene önceki bir sıfatın öteki listesinde yer alması bizim tercihimiz de, insanların seçmesi onların tercihi. Birilerinin ötekisi geziciler. Bu çok önemli. Yani hani zaman kalmayacak ama burada işte nesil dediğimiz şu Mannheimci anlamda nesil, benzersiz tarihsel deneyimleri aynı anda maruz kalan insanlar demek. Gezi ve 15 Temmuz öyle. Evet. Peki en uzak hissedilen grup kim dedik? Birinci sırada ateistler, dinsizler. İkinci sırada eşcinseller. Üçüncü sırada aşırı dinciler %15'e gelmiş. Kürtler %7 diye gidiyor. Herkesin bir ötekisi var. Ama yoğun olarak ateistler, dinsizler, eşcinseller, aşırı dincileri sayabiliriz. Evet, sosyalistler ve komünistler bile var. Var, o bile var. Ama dediğim gibi Suriyeliler listede yoktu. Bunu dikkat olarak düşünelim, eklettiler. Yani konuşanlar, yani bir de Suriyeliler vardı gibi geliyor ki o da ayrı bir şey olabiliyor. İstersen bunlar şeyden, öteki ilişkilerin boyutlarına biraz değinelim. Belki evet, en son olarak bunu söylemekte fayda var. Yani dediğim gibi bizim kaygımız bir yandan da bunu kavramsallaştırmak olduğu için bulgular eşliğinde ikiye ayırdık ötekileştirmeyi. Bir tanesi algılar, ötekine dair algılar, bir tanesi de tutumlar dedik. Yani daha davranışa dönme ihtimali olan şeyler. Algılarda ahlaki üstünlük, insan dışılaştırma ve tehdit olarak görme. Bu üçünün altında özetleyebiliriz diye düşünüyoruz. Yani dereceleri farklı olabilir, bu üçünde de aynı kuvvette olmayabilir. Ama ötekileştirmenin algılarını diğerinden daha üste kendini koymak, yani ötekini ahlaki olarak daha aşağıda tanımlamak, alıntılarımızda da yani kitapta görüleceği üzere o zaten insan bile değil haline getirmek ve bir de onu potansiyel olarak kendisi yaşamına, ekonomik alanda olabilir, sembolik alanda olabilir ya da gerçekten şiddet anlamında yaşam hakkını elinden alacak bir tehdit unsuru olarak görmek. Bu üçünün birleşiminden ötekileştirme algılar boyutunu çıkarttık. Diğer aşamasında da ötekileştirme tutumlar dediğimiz, aslında belki daha aşina olduğumuz sosyal mesafe. Yani benim çocuğum onun çocuğuyla oynamasın. Kızı alıp vermeyelim Türkçesi belki, yani evliliklerin bile olmasını istememek. Yani sosyal yaşama dair bir mesafenin kurgulanması. Bir de tabii çok ciddi olarak siyasal hoşgörüsüzlük. Yani haklar anlamında da kendini ifade etme hakkı, siyasal alanda söz söyleme, özgürlükler hakkının kapatılması. Şimdi bu iki ayak, yani algılar ve tutumların birleşme durumu da şiddeti de ötekileştirmenin şiddetini, boyutunu gösteriyor. Ve aslında bizim en baştan beri bakmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de bunun dışında olabilme ihtimali var mı? Yani herkes mi ötekileştirir? Açıkçası grup içinde de tartıştığımız bir şey bu. Ben herkesin ötekileştirmeyeceğini düşünen ve bunu söyleyen bir insanı. Yani iyimserlikten öte ben bunun gerçekten olabileceğini de düşünüyorum. Ama burada çok ciddi, belki hani olabileceğini düşünmenin ötesinde daha tırnak içinde bilimsel yaklaştığımızda, yani güçlü kimliklerin, çok güçlü kimliklerin bizlik halinin ötekileştirmeye daha meyilli olduğunu tahmin ediyorduk ve tespit ediyoruz. Evet. Belli bir takım pratiklerin azaltıcı etkisini tespit ediyoruz. Yani o karşılaşma hali, empatiyi geliştirebilecek bütün araçsallar. Bu tarz bulguların da üzerine çalışmaya, düşünmeye aslında sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Yani şu anda yaptığımız şey bir resmi çekmek, aradaki ilişkileri burada dillendirmeye çalışmak. Ama buradan sonra aslında hep beraber üzerine düşünüp, hani peki buradan nereye doğru evrilebiliriz'i kurgulamak. Bu sadece buranın noktası değil dememizin sebebi de burasına has bir sorun değil. Belki dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Daha doğrusu kaynaklık eden, yani belki biz başka belirtilerini görüyoruz ama arkasında yatan nasıl oluyor da işte sıradan insan birden başkasını o kadar aşağıda görebiliyor, kendisine verilen haklardan farklı haklara, hatta suçlu addedebiliyor. Yani bunun onda endişe yaratmaması, onun vicdanını huzursuz etmemesi gerçekten şu an tarihin birçok döneminde gerçi bu tarz şeyler yaşanmış ama şu anda çok acil şeylerden bir tanesi. Evet, iki gibi. Boyut tablosunu getirebiliriz lütfen. Ben de şey yapayım, yani bir önceki ne öğrendik meselesine gelince, bir şunu öğrendik, bir
kişinin kendi grubuyla ilişkisi ötekileştirmesinin derecesini belirliyor. Kendi grubu ilişkisinin gücü olması ne kadar güçleniyorsa. Kendi grubun üstünlüğüne inanç meselesi de keza ötekileştirmeyi tutuyor. Dolayısıyla bir ötekileşme tutumu kendi grubu ilişkilerinden başlıyor. Buraya bir geri dönmekte fayda var. Aile kimlikleri pekiştiriyor. Okul kimlikleri pekiştiriyor. Burada hemen bir dipnot girelim. Eğitim şartları da nasıl eğitim? Evet. Yani kimliği pekiştiren, güçlendiren bir eğitimden bahsediyoruz. Özgürleştiren bir eğitimden mi? Bu birincisi. Eğitimin ket vuran, baskılayan yönü de var. Ters etmiş onu görüyorsunuz. Evet. Çocuk Kürtmüş, senin bunu hiç biçmişsin, sana Mustafa diyelim demişler. Ama çocuk bunu yıllar önce sonra bize anlatıyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, siyasi katılım iyileştiren bir şey değil. Özellikle geleneksel anlamda siyasi partilere... Çok önemli bir nokta. Üye olma, siyasi partilere katılma. Şimdi şöyle bir şey vardır, siyasi katılım. Türkiye'de gençler siyasete katılmaz nokta. Gizli istisnasıdır. Zaten çok da fazla katılmıyor ama hadi katılsalar da ortaya çıkan bir şey özellikle siyasi partilere üyelik vesaire iyi bir hal değil. Onların daha az ötekileştirmesini yol açmıyor. Daha fazla empati duymalarına yol açmıyor. Ama bu Türkiye'deki mevcut siyaset biçiminin bir sonucu. Türkiye'de muhtemelen de dünyadaki. Dünyada. Yani kutuplaşmış, evet, kimlikleşmiş siyasetin kutup tezahürü bu. Evet. Yani o partiye ya da o gruba ait bu hangi parti olursa olsun. A, B, C, D. Evet. Yani özellikle biz odakları tam da böyle kurguladık. Yani A, B, C şeklinde düşünelim diye. Hani fark etmiyor. Önemli olan A'dan olmama halinin bir ortak sorunsalı var. Yani bir ortak cümlesi var. İşte onu öteki olarak koyduğumuzda onunla ilgili bütün negatif cümleleri bütün o parti üyelerine ya da bütün o taraftarlara söyleyebiliyor olmak. Yani o genellenebiliyor olma hali zaten çok problem. Hani onun içinde de iyiler vardır, kötüler vardır, cahiller vardır, ne diyelim çok eğitimliler vardır falan gibi değil. Onların hepsini bir blok olarak algılama, ön yargıyla davranma, işte o ne diyelim sıkışma hali belki bizim şu an fotoğrafını çektiğimiz. Evet. İnsanlık, insanların birbirinden farklılığı üzerinden herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. Kimlik neyse o kimlikle ilgili özcülük olarak düşüncelerimiz bir damga haline geliyor. Bu da şey geliyor. Bizim 1970'lerde bildiğimiz bir konuydu. Bilişsel hareketlilik denen bir şey vardı. Bu nedir? Daha yüksek eğitim aldıkça, kentlerde yaşadıkça, medyaya daha aşina olunca bütün bunlar size bir hareketlilik, bilişsel hareketlilik getiriyor ve sizin bilişsel alanınızın genişlemesine yol açıyor. Bu bilişsel alanı genişledikçe de yabancı olana karşı alerjiniz azalıyor. Şimdi bu biraz kalmadı. Bilişsel açıklık dediğimiz bir şey var. Bilişsel olarak ben ötekini nasıl kapsayabiliyorum? Bunların hepsi eğitimle değil de öğrenmeyle olan bir şeyler. Çalışmakla olan bir şey. Dolayısıyla burada tiyatro dediğimiz zaman, sanat dediğimiz zaman, başka etkinlikler dediğimiz zaman ya da başka şehre taşımak dediğimiz zaman burada gencin zihin haritasına değişen şey açıklık. Açıklık dediğiniz mesele de şu, yabancı bir unsurla karşılaştığı zaman ona karşı ilk reaksiyonun ne olacağı. Bu tür deneyimlerden gelen geç, yabancısı yabancı, yabancı değil ki. O da insana dönüştürebiliyor, bu çok çok önemli. Dolayısıyla hani eğitim şart, nasıl bir eğitim soru işareti ama eğitim dışı faaliyetler, müfredat dışı faaliyetler çok çok daha fazla şart ki o biraz önce Pınar'ın bahsetmiş olduğu teması, saygı duyan teması. Sadece herhangi bir temastan bahsetmiyoruz karşısındaki. Saygı duyan teması bir araya getirsinler. Ve benim hani bu çalışmadan şimdilik öğrendiğim şey şu, bunu kendi başına bırakırsak kendinden olacak şeyler değil. Değil, evet. Bunun bu çaba harcanması gereken bir alan olduğunu kabul edilmesi gerekiyor. Üzerinde düşünülmesi daha iyi gereken... Vatandaş. 13 milyon gençten bahsediyoruz. Temsil ettiği kitle 13 milyon. Bundan sonrakiler değişmezse bundan yaklaşık 20 sene sonra nüfusun 3'te 1, 3'te 2'si bu değerlere sahip olacak. Mesele bu. Bunlarla yaşamak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Evet. Değiştirmek için çaba harcamamız gerekiyor. Süremizi hızla tamamladık arkadaşlar. Özellikle çözüm önerileri ve umutlarımıza ilişkin kısmı lütfen Ocak ayında ayrı bir programda gene bir araya gelerek izleyicilerimize aktaralım istiyorum. Ocak ayının hangi haftası olacağını da ayrıca belirleriz. Çok çok teşekkürler. Biz de çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bu hafta Şehir Hepimizin programında iki akademisyen konuğumuz vardı. Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci ve Doçent Doktor Emre Erdoğan yeni çıkan bir kitabı sizlere tanıtmaya çalıştık. Bizliğin aynasından yansıyanlar
Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından yeni çıktı. Sanıyoruz ki bu hafta itibariyle kitap evlerinden temin etmek de mümkün olacaktır. Gelecek hafta yeni bir şehir hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.